videoda üstel fonksiyonların türevlerinin nasıl alındığını inceleyeceğiz. e üzeri x'in evet x'e göre türevinin e üzeri x'e eşit olduğunu daha önce görmüştük zaten. e sayısını özel bir sayı yapan durumlardan biri de buydu öyle değil mi? Tabanı e olan üstel fonksiyon üzerindeki herhangi bir noktadaki teğetin eğimi yani türev fonksiyonun o noktadaki değerine eşittir. Bu küçük hatırlatmadan sonra şimdi gelin taban değişince ne olduğuna bakalım. Mesela a bir reel sayı olmak üzere a üzeri x'in türevinin ne olduğunu bulmaya ne dersiniz? Hadi bakalım. e üzeri x'in türevinin e üzeri x olduğu bilgisini kullanabilmek için biraz cebir yapıp bunu e tabanında bir ifade olarak yazmaya çalışacağım. Şöyle yapalım. a'nın yerine ln e üzeri a yazalım. Eğer bunu tam olarak anlamadıysanız bana a'nın doğal logaritmasının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? a'nın doğal logaritması e'nin a'yı elde etmek için almamız gereken kuvvetidir. Öyle değil mi? Evet. e'nin a'yı elde etmek için almamız gereken kuvveti. Anladınız değil mi? Bunu kesinlikle ama kesinlikle ezberlemenizi istemiyorum. İşin mantığını anladığınızdan yani bunun logaritmanın tanımından kaynaklandığını gördüğünüzden lütfen emin olun. Şimdi a yerine bunu yani ln e üzeri a'yı kullanacağız eşittir d bölü d içinde e üzeri ln a üzeri x. Şimdi de bildiğimiz üstel ifade özelliklerinden birini yani üssün üssü çarpılır özelliğini kullanacağız ve bu e üzeri ln a çarpı x'e eşit olacak. Ve artık zincir kuralını kullanarak bu ifadenin türevini almaya hazırız. Zincir kuralını uygulamak için önce dıştaki fonksiyonun yani e üzeri ln a çarpı x'in içteki fonksiyona yani ln a çarpı x'e göre türevini almamız gerekiyor. Bu e üzeri ln a çarpı x'ten başka bir şey değil öyle değil mi? Bir de içteki fonksiyonun x'e göre türevini alalım. ln a çarpı x'in türevi. Şöyle düşünün eğer bu 3x olsaydı türev 3 olurdu öyle değil mi? 3 yerine ln a diye bir sabit olduğuna göre de türev ln a olacak. Buradan da ln a çarpı e üzeri ln a üzeri x elde ederiz. Bunun a olduğunu zaten zaten biliyoruz o halde bu Elena çarpı a üzeri x'e eşit olur. Ne kadar da kolaymış değil mi? E üzeri x'in türevi e üzeri x, a üzeri x'in türevi de ln a çarpı a üzeri x'ten başka bir şey değilmiş. Artık bunu kullanarak tabanı e olmayan üstel ifadelerin türevini de alabiliriz. Mesela 8 çarpı 3 üzeri x'in x'e göre türevini almak istersek. 8 çarpı 3 üzeri x'in türevi ne olacak? Az önce gördüğümüz gibi ln3 çarpı 3 üzeri x öyle değil mi? Hemen yazalım. Eşittir 8 çarpı ln3 çarpı 3 üzeri x.